ferahlık vermek lazım. Müminin alameti odur ki kendisiyle konuşulduğu zaman insanlar ferahlanır. Sakın geleceğe dair kötümser olmayın. Bir defa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Recaul mümin min imanihi. Müminin iyimserliği imanındandır. Yarısı boş bardak demeyin. Daima yarısı dolu bardak deyin. Boş diyenle ifadenizin mahiyeti aynıdır. Ama zihniyet farkıdır. İyimser adam yarısı boş demez. Hep yarısı dolu der. Kötümser adam da hep yarısı boş der. Halbuki mümin iman sayesinde iyimserdir. Çünkü rahmet sebekat rahmeti gadabi. Hadisi kutsi ayetten sonra manası Allah'tan lafız peygamberden olursa o hadistir ama peygamberden sadır olduğu için. Mana Allah'tan olduğundan hadis denildiği zaman mana da peygamberin beşeriyetinden lafız da beşeriyetinden olduğu zaman bu hadistir. Hadisi kutsi değilse lafız peygamberden mana Allah'tandır. İçin dolduran Allah'tır. Sebekat rahmeti gadabi. Rahmetim gadabımı aşmıştır buyuruyor Allah-u Azimüşşan. Onun için iyimser olmak lazım. İyimser olmaya ilaveten dua ehli olmak lazım. İlla ben biri, sevdiğim birisi hasta olacak da ona dua edeceksin. Hayır. Ağzını duaya alıştır. Ağzını duaya alıştır. Ya Rabbel Alemin şu güneşin üzerinde doğup battığı topraklarda aç, susuz bir Müslüman varsa imdad inayet eyle Ya Rabbel Alemin. Görmediğin, duymadığın, bilmediğin insanlar için dua et. Sabah akşam eğildin dua et, doğuldun dua et. Ben Eskişehir'de yalnız yazdım. Ben size dua hakkında bahsedeceğim ama yaşlılığın alameti budur ki hatıralar zihne hücum ediyor. Bir tane anlatayım size. Beni İrfan Özaydın tek başıma yatırdı. Koğuş büyük. Ama tek yatırıyor ki kimseyle görüşmesin, konuşmasın. Hücre hapsi yapıyor fakat hücre şeyi yok orada askeri cezaevinde. Koğuş büyük bu salon kadar. Ben geziniyorum böyle. Ne yapayım vakit geçsin geçmiyor. Allah 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 Allah. Eğiliyorum Allah, doğruluyorum Allah. Bir de zaman ettim. Sarhoş gibi hiç farkında değilim söylerken. Sonra ben hapisteyken Selman doğdu. Hanım gelemiyor ziyaretine. Ayhan Songay bir akıl verdi. De ki işte ben korkulu rüyalar görüyorum. Beni öldürecekler bilmem ne bir akıl hastası. Bakırköy'e düş ben seni oradan alırım. Bunu yaptık. Hikayesi uzun. Bakırköy'de bir sınıf arkadaşıma rastladım. Kayserili bir çocuk. Niye yatıyorsun? Ya bir şeyim yok. Bir sıkıntılı şeyim oldu. Buraya geldim. Böyle dedi. Sen... Benim de bir şeyim yok dedim. Ayhan Bey gelecek beni buradan alacak. Ama o alışkanlıkla biraz sonra eğildim Allah 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 doğruldum Allah Allah. Bakırdım o gülüyor. Ulan ne gülüyorsun dedim. Bir şeyim yok demişsin dedi. Allah dememi delilik saydı. Peygamber de buyuruyor ki Üskürullahu kesiren hatta yekulune mecnunun. Allah'ı o kadar çok anın. Hatta size deli diyecekleri hadde kadar. Elhamdülillah. Ben bunu beklemiyordum ama kendiliğinden oldu dedim. Ya böyle işler, böyle maceralar geçirdik. Ve 85 yaşına geldik. Zevk-i sefa peşinde koşan benden daha evvel öldü.
Allah mühlet verdi. İki ecel var, bunu da öğrenin, iki ecel. Duaya geçmeden. Eceli kaza, eceli müsemma. Bazıları derler ki ömür toprağa girmez. Girer. Girer de girmez de. Eceli müsemmaya kadar insan hayatında birkaç tane eceli kaza olabilir. Esbaba tevessül ederse bunları atlatır. Ama eceli müsemmada ölüm katidir. İstediğin tedbiri al. Bu tedbirlerden biri de duadır. Yekün Müslümanlar dua etse, Kadir Mısıroğlu'na ya Rabbi uzun ömür ver. Kadir Mısıroğlu'nun eceli müsemması gelmiş ise bu dualar kabul olur ama Kadir Mısıroğlu'na bir faydası olmaz. Niye olmaz biliyor musunuz? Kadere çarpan dua dünyada netice vermez. Halisane hiçbir dua reddedilmez. Allah-u Azimüşşan Kur'an'da duanız olmasa ne, sizin ne kıymetiniz olurdu diyor. Şuna bak. Allah nezdindeki kıymeti sağlayan bizim duamız. Çünkü dua acziyeti ifade eder. Ben ağrı kesici alıyorum. Sağ mı? Yani ağrı kesmiyor. Kaç defa feryat ettim. Ya Rabbel Alemin. Dua fayda vermiyor. Ağrı kesici fayda vermiyor. Ben ne yapayım? İşte bu acziyet. Bu acziyet sırtın duvara vuruyor. Kul olduğunu anlıyorsun. Kulluğun idrakine eriyorsun. İşte duada bu hikmet var. Kendi acziyetini anlıyorsun. Çalınacak tek kapı Allah'ın kapısı. Ya Rabbi lütuf senden diyorsun. Ya Allah'u ya Muin. Ya Allah'u ya Muin. Ya Allah'u ya Muin yalvarıyorsun. Allah senin feryadını duyuyor. Lakin takdir ettiği bir şeye, onun takdir ettiği bir şeye denk geldiyse senin isteğin. O senin isteğinin karşılığını ahirette veriyor. Ahirette defteri amalimiz dağıtıldığı zaman çok insan itiraz edecek. Bana yanlış defter verildi. Bu sevabı işlemedim bu defterde, benim defterde yazılı. Bu günahı işlemedim, benim defterde yazılı. Onlara denilecek ki burada yanlışlık olmaz. O defter senin defteri amalindir. Mesela bu sevap benim defterimde yok diyene veya bu günah, ben bu günahı işlemedim, bu benim defterimde ne arıyor? Sen Müslüman kardeşinin gıybetini yaptın. Senin defterinden bir sevap oraya gitti, oradaki bu günah sana geldi diyecekler. Bazılarına da bu, ben bu sevabı işlemedim, benim defterimde bu yazılı. Sen dua ettin. Duanın karşılığını dünyada bekledin. Senin duan kaderin mutlaka karşı geldiği için Allah dünyada vermedi. Ama duanı da karşılıksız bırakmadı. Onu sana ahirette verdi. O zaman o kullar diyecekler ki ya Rabbel Alemin, keşke benim dualarımın hiçbirini dünyada vermeseydin, hepsini ahirette bıraksaydın. Ben bazısını öyle takdir ettim, dünyada verdim. Bazısını da böyle takdir ettim. O bana ait bir takdirdir diye karşılık gelecek onlara. Dua böyle bir şey. Allah nezdindeki değerin ölçüsü dua iledir. Eğildin ya Allah'u ya Muin, ya Allah'u ya Muin, ya Allah'u ya Muin. Allah'ın lütfuna, yardımına muhtaç olmayan kim var? Vehbi Koç mu? Öldü işte. Öldü. Kim bilir nasıl gitti? Servetinin ona bir faydası var mı? Hayra sarf ettiyse. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ İlla menetallâhe bi kalbin selim. Kur'an diyor ki öyle bir günde aş olacağız ki hepimiz bilal istisna. Mallar veya evlatlar bir fayda vermeyecek. İlla bi kalbin selim. Selim kalpler fayda verecek. Şimdi
Duada şu hikmet var. Bir mümin bir mümine gıyabında dua ettiğinde Cenab-ı Hak bir meleği memur ediyor. O melek de aynı duayı ona yapıyor. Yani gıyabında dua ettiğin zaman bir mümine kendine diyorsun. Aynı dua sana geliyor.